Haydi bakalım. İkinci av günü. Dün bir keşif yaptım. İki tane lüfer aldım. Balıklar güzel, porsiyonluk. 24-25 santim kadar boyları. Bir kofana değil tabi ama yine de limitlere uygun. Güzel balıklar. Yine top arkası, tüy ve silikon deneyeceğim. Dün sabah iskeleden aldığım lüferler beni heveslendirmişti ama bu sabah hiç balık vurmadı iskeleden. Ben de şöyle sahilden biraz atayım dedim. Kısmetimiz belki bu taraftadır. Aha aldı. Ne o, çatal kuyruk mu yoksa? Muhtemelen çatal kuyruk. Evet. Aman 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 aman. Yavrucuk. Küçücük minnacık bir çatal kuyruk. Büyüyecek de bu. Kuzu olacak. Liça olacak. Vay arkadaş. Yakalandı. Küçücük çatal kuyruklar. Bak bak bak. Sen büyüyeceksin de liça mı olacaksın? He? Ufaklık. Hadi git denize. Atladı bir tane çatal kuyruk yine. Hayaller, lüfer, levrek. Gerçekler, çatal kuyruk. Git bakayım sen de. Arkadaş bir tane daha vurdu. Vay anasını ya. Nerede bu lüferler? Git. Ah.
Hayaller, lüfer, gerçekler, çatal kuyruk avımıza devam ediyoruz. Şimdi 4 yolda kıyıdan en güzel şey top arkası. Böyle sahte yemle vesaire av için. Yani en güzeli, en bereketlisi bu yöntem ama tabi tekneden gidersen açıkta az derinde güzel kofan avı falan da yapabilirsin. Ama kıyıdan böyle uğraşacaksan en güzeli bu. Ha, maket balık olmaz mı? Olur, o da olur. Su üstü, az dalarlı, çünkü buralar sığ sular. Olur, güzel levrek vesaire yakalanabilir aslında.